Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan adamızdayız. Ve en kolay şekilde buradaki bütün madenleri kullanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve sabah olmaya başladı gördüğünüz gibi en son gece olmuştu arkadaşlar ve biz buraya toprak diziyorduk. Hemen hızlıca şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi karanlık olunca örümcekler doğdu. Onlardan ip alıp arkadaşlar yatak yapmaya başlayabiliriz. O yüzden şuradan hemen malzeme toplayacağız. Gündüz olduğu anda onlar yanabilir arkadaşlar. Bu arada sizde aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gerçekten beğen beğenileriniz çok önemli. Videomuzu aşağıdan beğenerek arkadaşlar kanala destek olabilirsiniz ve video izlenme sayısıyla beğeni sayesinde eşit tutarsak kanala daha güzel bir destek olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde şuradan hemen toprak toplayabiliriz küreğimizle. Oraya yol yapacağız ve örümceklerin hepsini yok edip ipleri toplayacağız. Ama sabah oluyor olamaz. Sabah olduğunda arkadaşlar yatak yapıp ev yapabileceğiz ama şöyle hızlıca bir tane toprağımız 12 tane oldu. Çok güzel bir şekilde şuradan şöyle toplayalım. Şimdi 25 tane. Her yere toprakla yol yapıp gidersek arkadaşlar toprak alanımızı zaten genişleteceğiz. Şuna bakın. Örümcekler bize saldırmak için hepsini kendini aşağı attı. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Şimdi o da attı kendini arkadaşlar. O da aşağı attı kendini. Biz buraya gelip örümcekleri yok edecektik. Hepsi gitti. Bir dakika o zaman bunlara tuzak hazırlamanın zamanı geldi. Evet. O, oh, gel bakalım buraya. Şimdi şunun bir tanesini yok edersek çok iyi. O da aşağıya düştü arkadaşlar. O zaman taktik belli. Bir dakika. Hemen gidip bir kapımız var mı Bir kapı yapacağız. Zaten bütün malzemelerimiz var. İplerden yatak yapmanın yöntemini hemen buluyoruz. Adamıza geldik. Adamızda zaten hiçbir şey yok. Şöyle geri gidelim. Aynen biz buraya neden geldik? Ağaç almak için geldik. Doğru. Şimdi hatırladım. Şöyle hızlıca şuradan ama ağacımız zaten şurada var ki. Arkadaşlar her şey çok kolay olduğu için kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama baksanıza her şey bize burada hazır verildiği için en kolay adada yaşıyoruz zaten. Hızlıca şuradan hemen hızlıca şöyle hemen bir tane çevir şunları gitsin. Şuradan bir tane çalışma masası da buraya yapalım. Evet, bir tane de çalışma masası şurada dursun yedek şöyle. Aynen buradan da bir tane beş tane. Bir tanecik daha lazım mı? Şunu alacağız. Evet şöyle şuradan da gelip bunu da çevirdiğimiz anda çok güzel bir şekilde kapı yapabileceğiz. Kapıyı neden yapacağız arkadaşlar ama içerisi karanlık olur mu bilmiyorum. Şuradan da taşımız var mı? Taş makinesinden toplayacağız. Toprakla yapılabilir ama taş makinesi daha düzgün olur. Hatta neden toprakla yapıyoruz ki? Bir sürü malzememiz var demirle yapacağız. Evet sınırsız. Hatta altında yapsak daha güzel görüntü olabilirdi ama artık demir kırıyoruz. Demirle yapalım gitsin. Çok iyi. Demirli arkadaşlar zombi evi yapacağız. Bu sayede örümcekleri toplayacağız. Siz de aşağıdan videoyu hala beğenmediyseniz arkadaşlar lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hemen şuradan demirleri toplayıp zombilerin evini yapacağız. Evet bakın 16 tane zaten üzerimizde oldu. Akşam oluyor tekrardan akşam olmadan yapmamız gerekiyor. Örümcek evini birazcık daha genişletmek de mantıklı olabilir. Doğru neden bizim aklımıza gelmedi ki? Böyle bir şey de yapabiliriz. Şuradan bir tane kürekle toplamaya başlayalım. Evet topraklar gelsin bakalım. Üzerinde durursak arkadaşlar aşağıya düşüyoruz. Nasıl daha hızlı toplarız bilmiyorum. Şu arka taraf aslında kapatsak bunların hepsini arkaya hiçbir zaman düşmez. Biz de bu sayede toplarız. Baksanıza bazılar aşağıya düşüyor. Şöyle durursak aşağıya düşemez. Evet istediği kadar aşağıya düşmeye çalışsın bizim üzerimize gelir. Tamamdır. 64 tane yapsak yeter mi acaba? Şunları bir toplayalım bakalım. Oo bayağı kırdık. Şimdi artık gidebiliriz. Şuraya arkadaşlar çok güzel bir şekilde 64 3 tane de şurada var. Alanı büyütelim. Örümcek evi yapıyoruz artık. Neden spawnları kıralım ki? İstediğimiz zaman gelip burada örümcekleri toplarız. Zaten tavana çıkarlar arkadaşlar. Çok güzel. Büyüklük bu kadar yetebilir. Aynen bu kadar büyüklük yeter. Ortasında zaten doğuyor. Tamamdır. Şuraya demiri koyacağız. Şurası kapı yeri. Evet, kapı yerinde yaptık ama içerisinin karanlık olması da gerekiyor. Demirden bir tane zombi evi yapıyorum. Ama demiri toplaması da birazcık zor arkadaşlar ama olsun. Hızlı bir şekilde birazcık daha demir toplayıp geleceğiz. Örümcek evini bitiriyoruz. Akşam oldu mu? Tekrardan zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Güneş tekrar tepeye döndü. Topla topla topla. Altın toplasak ama demiri topladığımız için demirle yapalım arkadaşlar. Şekli bozuk olmasın istiyorum. Elimizdeki kazmaya büyü basmamız için de büyü evi yapmamız gerekiyor artık. Çünkü sınırsız lapisimiz de var arkadaşlar. Bizim inek bulmamız gerekiyor o zaman. İneği nereden bulacağız bilmiyorum. Etraftaki adalara iyice bakmamız gerekiyor. Evet. Çok güzel kırıyorum şu anda. Etraftaki demirleri toplasak arkadaşlar belki daha fazla Bir dakika. Üzerimize hariç her yere dökülüyor. 38 tane yine yetmeyebilir. Biz de üzerini başka bloklarla kapatırız o zaman. Şuradan şuraya atlayalım şöyle. Evet şurayı şöyle dizdiğimiz anda zaten bitiyor hemen. Demirle yapması bayağı bir zormuş arkadaşlar. Aynen demirle yapması gerçekten çok zor arkadaşlar. Demir yavaş kırılıyor ve aynı zamanda hemen bitiyor. Evet 4 tane kaldı. Şuna baksanıza şuraya da 1, 2, 3, 4 tane daha dizelim. Başka bir blok dizelim. Altın almayı bir deneyelim altın hızlı kırılıyor mu? Burada sınırsız zümrüt yokmuş arkadaşlar. Şimdi fark ettim evet şöyle. Aynı hızda kırılıyor. Altınla demir aynı hızda. 2, 3, 4 tane yapacağız. 3 tane oldu ve 4. Tamamdı şimdi 4 tane oldu. Üzerinde arkadaşlar tahtayla kapatalım gitsin. Zombi evi demirle yaptığımız için bizi uğraştırmaya başladı artık. Örümceklerin doğmasını akşam bekleyebiliriz ama akşam beklediğimiz anda arkadaşlar örümcekler hepsi bize saldırmak için kendini aşağıya atıyor. Aynen şuraya 1, 2, 3 ve 4. Şimdi içerinin karanlık olması için şurayı bir genişletelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde Evet şurayı da şöyle genişleteceğiz Koridor şeklinde yapacağız arkadaşlar Şuraya bir tane kapı koyacağız Bir dakika kapı çünkü içeri girme kapısı Şurada olacak Evet bunun etrafında da şu ağaçlarla Arkadaşlar şöyle Aynen zombi evine dönerek girelim ki içerisine ışık girmesin karanlık olsun 3 blok şimdi çatısını da şöyle kapattığımız anda 4 blok her türlü yeter Ağaçta mı yetmeyecek acaba arkadaşlar Gerçekten ne kadar çok blok gidiyor böyle Bir tane örümcekler için yer yaptık ama Hemen bir sürü blok gidiyor 7 tane kaldı 2 tane çok güzel Şimdi ağaç kolay kırılıyor ağacı hemen kırarız Şurada biz spawner daha var oranın evini de yaparsak o zaman Çok güzel bir şekilde arkadaşlar Oradan da malzeme toplamaya başlarız Örümcek evini bitiriyorum artık İnek evi lazım bize çünkü deri toplayacağız Sınırsız deri şurada zaten blaze'ler var Blaze'lerle de arkadaşlar hemen portallarımızı açabileceğiz Çok iyi Çatımız hazır şimdi kapattığımız anda zaten örümcekler içeride doğmaya başlayacak Evet şöyle bakın sesi geldi gördünüz mü kapatır kapatmaz doğdular çünkü içerisi yeterince karanlık oldu Ve her şeyimiz hazır Şimdi tek şuraya bir tane daha kapı koymak gerekiyor Aynen buraya çıkıntı yaparsak kapı üzerimizde var şuraya kapı koyacağız Aynen şuraya İçeride doğallar mı acaba şöyle yaparsak daha karanlık olur mu içerisi Aynen Tamamdır içeriği birazcık koridor şeklinde yaptık arkadaşlar İçerideki örümcekleri artık yok etmenin zamanı geldi Gel buraya. Sen dışarı düşebileceğini mi zannediyorsun bu sefer. İpleri toplamaya geldim ben. Arkadaşlar bunlar bizi burada yok edebilir mi? Edemezler. Tamamdır. Çünkü elmastan zırhımız zaten var. Sadece zehirlendiğimiz için tehlikeye düşüyoruz. Yemeğimiz sınırsız. Hemen yemek yiyebiliriz. Evet, şunları bir yok edelim. Şimdi önemli olan yeni örümcek doğuyor mu diyecektim arkadaşlar. Doğuyor artık. Tamamdır. Örümcekleri artık tuzağa düşürdük. Zehir var sadece. Bizim yay yapmak için de ipe ihtiyacımız vardı. 4 taneden yün. Birinci yünümüzü yaptık bile. Yay yaparsak daha da iyi olur arkadaşlar. Şunlara bir yok edelim. Evet bir tane daha. Hemen bize saldırmaya başlıyor tekrardan. Sen de git sen de git. Çok iyi. Yemeğimiz kalmadı ama kaç tane? 5 tanecik daha ipimiz oldu. Çok güzel. Bir tanecik daha lazım. Şu kapıyı kapatalım bir doğsunlar. Oo içerisi yeterince karanlık oluyor mu? Aha doğdu tamamdır doğuyormuş. Çok iyi. Nerede? Git buradan. Aha kapıdan geçebiliyormuş arkadaşlar. Doğmuyor ki. İçeriye çok fazla karanlık olsa hızlı doğacaklar ama yavaş. Kapıyı şuraya koysak acaba? Koridoru uzatırsak o zaman olabilir. Üzerimizde ağacımız var. Bir dakika. Şu koridoru bir uzatalım. Aynen koridoru şuradan arkadaşlar şu en sona kadar uzatalım şöyle. Evet daha da iyi doğsunlar diye. Bakın kapıyı buraya koyarsak içerisi birazcık daha karanlık olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok iyi. Hiç yoktan içerisi birazcık daha karanlık oldu. Bakın daha da iyi doğmaya başlarlar. Gel buraya. Şimdi bir tane daha yaptığımız anda çok iyi. Olamaz. Bu da gitti. Zaten kılıçlarımızı her şeyimiz nether'a çevirmenin zamanı da geldi arkadaşlar. Çok iyi olacak. Şimdi şurayı kapat. 5 tane daha. Ve yatağımıza hazır artık. Evet, akşam olsa bile artık yatak hazır ve örümcek evini istediğim zaman kullanabiliriz. Şuradan birazcık yemek almak istiyorum. Aynen, şöyle düğmeye bastıkça hazır yemek geliyor zaten. Tamamdır, 4 tane yeterli. Biz buraya bir tane şalter yapsak hızlı hızlı hemen toplarız. Şundan arkadaşlar artık çevirmeye başlamamız gerekiyor. Bütün zırhlarımızı çevireceğiz. O yüzden bir ev yapmamız gerekiyor. Alanımızı büyütüp bir ev yapalım. Evimizin içine demirci masası, duman fırını hepsini yapmaya başlayalım. Evet hatta şöyle güzel bir şekilde Alanı büyütüp evi yapacağız buraya Ve evimizin içine artık bütün malzemeleri yapabiliriz Bizim şimdi renkli Başka çiçeklerin çıktı mı? Çıkmamış Beyaz bir yatak yapalım yatağı daha sonra boyarız Evet şansa 3 tanecik tahta Çok iyi bakın arkadaşlar yatağımız doldu artık Yatak görevinde yaptık ve aynı zamanda istediğimiz gibi Uyuyabiliyoruz Ve hemen sabah oldu Şimdi şurada Aynen orada inek yok. Şurada inek var mı bilmiyorum. İnek olan bir yer bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Artık büyü masası yapmaya başlayacağız. Bizim inekleri bulmamız gerekiyor. Alanı büyütürsek ama alanımızda inek de doğabilir. Bizim şimdi arkadaşlar sınırsız bir dakika. Şurada taşımız var mı? Çubuğumuz var mı? Çubuk da oradan yapacağız. Her şeyi oradan yapıyoruz. Hemen bir tane şalter yapalım yemek toplayabilmek için. Şunu alalım. Şunu çevirip çubuk yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane çubuk yaptıktan sonra şu taş makinasından taşımızı alacağız. Evet, taşla çubukla şöyle taşı birleştirirsek şalte şalteri şuraya koyacağız. Artık düğmenin kendine gelmesini beklemeyiz. Bakın hızlı hızlı arkadaşlar kapatıp açarak gördüğünüz gibi yemeğimizi sınırsız yaptık. Hemen toplayabiliyoruz. Evet 20 tane yaptık. Toprakla alanı büyütüp artık ev yapımına başlıyoruz. Alanımıza bir tane ev yapıp arkadaşlar daha sonrasında hızlı bir şekilde şöyle şunları bir toplayalım. Evet derilerle büyü masası yapmamız gerekiyor artık. Yaptığımız büyü masasıyla da arkadaşlar muhteşem şekilde hem zırhımızı nedir çevireceğiz hem de büyüler basacağız. İyice güçlü olacağız. Hem de evimizin içine bütün maden fırınlarının hepsini yaparız. Evimiz de güzel görünür. Daha portaldan da geçeceğiz. Her şeyi yapacağız. Örümceklerden ip yapmaya başladık artık. Örümcek evi yapıp arkadaşlar hızlı bir şekilde çok güzelce büyütebiliyoruz. Tamam şunları dizdiğimiz anda alanımız büyür. Çok iyi. 64 tane topladık. Buraya ev sığar artık arkadaşlar. Güzel bir ev yapabiliriz. Aynen şunları dizdiğimiz anda işlem tamamdır buraya diz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde en kolay noob adasında arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz ve her şeyimiz çok kolay olduğu için malzemeleri toplayıp arkadaşlar güzelce hayatta kalıyoruz ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Vanus izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.